Merhaba arkadaşlar. Altının fiyatı nereye gidiyor? Ne olacak? Onunla ilgili daha önce birkaç kere de belirtmiştim. Güncel olarak tekrar bir üzerine geçmek istiyorum. Detaylı olarak üzerine geçmek istiyorum bu konunun. Altın deyince ben öncelikle Türkiye'de satılan hani alış ve satış arasındaki makas farkları olan altın ons bacağı üzerinde analiz yapıyorum genel olarak. Burada hani sonuçta Türkiye'deki de TL olan da dolar olan da sonuçta bir Amerikan dolarına endeksli bir para, gerçek para birimidir. Yani dünyada hani ons altın yani saf altın ve gümüş bunlar gerçek paralardır. Diğer kağıt para dediklerimiz metal paralar da emsal paralardır. Yani neyse o başka bir konu. Çok detaya girmeyelim. Öncelikli olarak ons altın nereye gidecek? Ne yapacak diye düşündüğümüzde neredeydi diye soru sormak gerekiyor. Öncelikle 2040-2070 bandı sürekli dolar üzerine durup da geçemedi diye bir bandı vardı. Sonra yukarı doğru biliyorsunuz hani ons altın şuraya geldiğinde şöyle bir işaret yapalım. Buraya geldiğinde herkes yani birkaç kere geldiğinde yani tabiri caizse şöyle diyelim 2000'e geçtiğinde herkes ons altın uçacak, o ons altın uçacak deyip bayağı bir aldırdılar. Hani sadece Türkiye'de değil tüm dünyada aşırı bir şekilde aldırdılar. Tabii ki aşırı almanın karşılığını veremediği için sistemler bunları stop out yapması gerekiyor. Bunları stop out yapması için ne yaptı? Geçen işte daha yeni gördüğünüz gibi şurada 1800'ün altına sarkacakmış gibi yaptı ve İsrail-Filistin savaş bahanesiyle tamamen uçuşa geçti. Yani bekleyen bir durum vardı. Yukarı gitmesini engelleyen işlerin hepsini stop out yaptıktan sonra artık ne yapıyor? Ön açılmış oldu. Savaşta tabii ki her şeyin bir bahanesi olduğu gibi savaşta bir bahane unsuru kullanıp şurada bir 40 puan hop diye 40 dolar artınca zaten ivmeyi kazanmış oldu. Gördüğünüz gibi ivmelenmiş bir şekilde gidiyor. Bu nereye kadar gidecek diye sorduğumuz zaman da bunların birkaç tane olasılıkları vardır. Olasılıklar çıkarken burada öncelikli olarak kesinlikle haftalık raporu, haftalık grafiği açmanızı isterim. Haftalık grafikte çünkü bu işte karar verilir. Ons altın böyle şahıs üzerinden gidecek gibi değildi. Yönetim kurullarının kararlarıyla alınan bir emtiyadır. Bu nedenle böyle haftalık üzerinden ve haftalık yönetim kurulu kararları sonrasında yapılan işlem gibi düşünmek daha mantıklıdır. Bu nedenle burada kesinlikle haftalık grafik düşünülmesi gerekiyor. Haftalık grafikte baktığımızda gördüğünüz gibi ortalama zaten top en üst seviye 2040'ı oluyor ortalama en yukarıda. Aşağıda da şöyle bir çektiğimiz zaman şöyle gözüktüğü gibi haftalıkta buraya düşündürüp ama kesinlikle aşağı salma ihtimalleri yok çünkü öncelikle düşer mi diye düşünelim. Bu banda düşer mi? Bu banda düşme ihtimali sıfırdır çünkü büyük devletler Rusya ve Çin hazır bekliyorlar yeter ki düşsün. Düştüğü zaman toplayacaklar. Zaten dünyanın en çok altını bu iki ülke neredeyse sahiplenmiş durumda. Aşağıda altın düşüremezler. Hani ons altın aşağı düşürme ihtimalleri yok. Düştüğü an zaten bütün paralarını olduğu gibi altına çeviriyor bu büyük ülkeler. Türkiye'de dahil tabii ki. O nedenle aşağı düşme ihtimali yok. Sadece 1800'ün altına sarkacakmış gibi bir bahaneyle tekrar yukarı çıkaracağız zaten anlık bir şekilde. Yukarıda nereye kadar gidecek diye düşünürsek şu zaten bizim şöyle 2000
işte 70 normalde. Biz buna sarkarak hani stop out'larda düşündüğümüz zaman 2090 olsun, 2100 üstte düşündüğümüz zaman şimdi ellerinde yüksek miktarda altın olan ülkeler eğer dolar ihtiyacı varsa ne yapacaklar? Artık 2100'ü geçtikten sonra çünkü bu artık bundan sonra alınmaz diye düşünür insanlar. Ve bu artık değerlenmiş bir malı ne yaparlar? Yavaş yavaş elden çıkarmaya başlarlar. Birden satılma diye bir şey yoktur zaten. Burada bu iki çizgi arası tamamen bant aralığı. Fakat 2100 üstüne çıktıkça yavaş yavaş elden çıkarırlar altını. Altını çıkardığı zaman neyi alırlar? Doları alırlar. Dolar da ne aşamada şu anda? Dolar da tam alma zamanında. Çünkü dolar değeri düştü. Bu değeri zaman ileride artacaktır. Bunu bilir. Bu nedenle değeri düşmüş bir şeyi almaları gerekiyor. Bu mantıktan dolara geçmeleri gerekiyor. Şimdi elimizdeki dolarlar ne zaman elimizdeki ons altında ne zaman çıkarız diye düşünürseniz aslında toplanır mı şu anda? Toplanmaz. Yavaş yavaş elden çıkarma aşaması geliyor demektir. Şimdi bu iki ne kadar artacağını düşündüğümüz zaman bu ikisinin arasındaki bant genişliği görüyorsun. 2100 ile 2700 arası. Bu bant genişliği arasıdır. Aradaki fark 400 dolardır. Şimdi tepe üstü tepe nedir? 2100 dolar. Üzerine 400 eklediğin zaman bu dolar ons altın 2500 doları görecek gibi bir düşünce bildiriyor bende. Bu tamamen kendi fikrim benim zaten. 2400 doların üstünde çok altın bırakmamak gerektiğini düşünüyorum bu durumda. 2500 dolar tabii top seviye gibi gözüküyor. Şuradaki artışları da düşündüğümüz zaman daha fazla ne kadar gideceğini düşündüğümüzde şu pandemi zamanında ne kadar arttığını da düşünmek gerekiyor. Şuradan şuraya çektiğimiz zaman tamamen 1000 dolar gibi işte 900 dolar gibi bir artış var. Ben bu şuradaki çizdiğim aralık şu aralık şimdi bu aralık 400 dolar ama diğer tarafta da 900 dolarlık bir artış var. Ortalama nedir? İşte o ortalamaya gittiğimiz zaman 700 dolar gibi arttığını düşünürsek 2500-2700 dolar maksimum 2900 dolara kadar bu çıkabilir. Artış renci bu zaten. Daha fazla yukarı çıkamaz. Bu aşamada ne yapacaklar? Tamamen büyük ülkeler ellerindeki bütün altınları boşaltmış ve dolara çevirmiş olacaklar. Bunun bir aralığı vardır. Çünkü burada ons altın tek başına değildir. Burada Mayıs 2024 gibi Amerika şeyleri düşüreceği için faizleri düşeceği için ondan önce doların bir kere değerlenmesi gerekiyor. Şu anda dolar değer kaybediyor gözüküyor. Fakat bir an önce değerlenmesi gerekiyor ki faiz indirimlerine başlayabilsinler. Kaldı ki bir sonraki aşamada da zaten Haziran, Temmuz gibi de bir sonraki seçim için hazırlıkları yapacaklar. Bir sonraki seçim için hazırlık ne demektir? Genişlemedir, expansion. Genişleme yapabilmesi için para basacak ve para basması da doların değer kaybetmesi demektir. İster istemez Kasım seçimlerinde değeri düşük bir dolarla girmeleri gerekiyor. Çünkü insanların ceplerine para koymaları gerekiyor. Dünya standartı da seçimde de Amerika'da bunu yapmak zorundadır doğal olarak. Ondan sonra genel olarak altında fikrim bu. Kendi fikirlerim. Sonra bu durumda altının ne zaman tahmini ne zaman düşer artar dediğimiz zaman da haftalık artışları görüyorsunuz arkadaşlar haftalık. Şöyle baktığımız zaman da zaten 1,5 aylık bir ömrü oluyor. Bu artışa gerçekten artışa girerse 1,5-2 ay gibi yani şöyle söyleyeyim Mart'tan önce bu top seviyeyi görmüş olacağı gözüküyor şu an için. Ons altın da söyleyeceklerim bu kadar. Başka da biraz önce doların da gidişatını söyledim. TL olarak dolar ne tarafa gider dediğimiz zaman da şimdi zaten bizde bir seçim var. 31 Mart seçimleri. 31 Mart seçimlerinden sonra da dolar zaten o aşamada Mart'tan sonra da zaten Amerika'da dolar değerlenmeye başlayacaktır Mayıs'a kadar. Değerlenme aşamasında da zaten dolarımızın fiyatı artmış olacak maalesef. Hani çünkü ama uluslararası da dolar değeri aşırı bir şekilde artacağından dolayı TL de artmış olacaktır. Bu aşamada araba alınır mı?
Şu anda zaten araba fiyatları dip seviyede. Araba ne zaman alınır? Kesinlikle şudur. Tüm televizyonları, radyoları, işte haberleri, web siteleri sağa sola açtığınızda her yerde araba reklamlarını görmemiz gerekiyor. O aşama henüz yok şu anda. Çünkü o aşamaya geldiğimizde gerçekten araba fiyatı değerinde diyeceğiz ve o zaman arabamızı alacağız. Ama ihtiyaçsa araba her zaman alınır. Daire alınır mı? Daire zamanı da gerçekten dindiği gibi zaten Suriyelileri gönderiyor hükümetimiz. Bu defa daire arzlarında da zaten düşüş var. Türkiye genelde ortalamasında arz yapıldığı gibi gözükse de deprem illerimiz var biliyorsunuz. Ben de Maraşlı olarak işte o bölgedeki inşaatların sayısının artışı, o inşaat izinlerinin sayılarının o tarafta çok olmasından dolayı ortalama yukarıda gibi gözüküyor ama büyük şehirlerde, İstanbul gibi büyük şehirlerde daire sayıları da öyle bir artış olmayacaktır. Bu nedenle fiyatlar artacak gibi düşünülebilir. Bunu herkes de tahmin eder. Fakat öyle bir şey olamaz. Çünkü krediler önü kapalı. Krediler önü kapalı olduğu için kimse de bu daireyi alamaz. Daire kredi alsa kredinin taksitini ödeyecek kimse yoktur ortalıkta. İster istemez dairelerin fiyatları da artmayacak. Enflasyon karşısında dairelerin fiyatları düşmüş olacak. Kimse de elinden çıkaramayacaklar. Bu nedenle henüz daire de alma zamanı yok gibi gözüküyor şu an için. Mart'tan önce daire almak ve araba almak tehlikeli gibi duruyor. Bitcoin ne düşünürsek, Bitcoin'i açmayacağım grafiği, burada dursun. Bitcoin dediğim gibi o da yükseliş aşamasında. 2024 altın ve Bitcoin yıl olacaktır arkadaşlar. Hani varsa şu an için bunlardan çıkış yapmayın derim. Tam olarak top seviyeyi gördükten sonra gerekli işlemlerinizi yaparsınız. Şu an için herhangi bir işlem yapmayın. Emlak ve araba gibi şeylere de şu an için girmek ihtiyaçsa girilir, ihtiyaç değilse kesinlikle girilmez. Diğer türlü değerlendirme tabii ki sizin de takdirinizdedir. Teşekkür ederiz.